Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, sizlerin beklediği trigonometri kampımız sonunda başlıyor. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi trigonometri uzun ve yoğun bir konu. O nedenle bunu videolarımıza bölerek tane tane anlatmaya çalışacağız. Çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Bitirdiğimizde ise sorularla destekleyeceğiz arkadaşlar. Lütfen takipte kalın, takip edin bizleri. Evet, başlayalım. Arkadaşlar, ilk olarak trigonometrinin temeli olan açıdan bahsedeceğiz. Temel kavramları açıklayacağız. Daha sonra da ufak ufak soru çözümleriyle devam edeceğiz. Arkadaşlar, yönlü açıyla başlayalım. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Arkadaşlar, burada bakın BOA açısından bahsetmiş. Başlangıç yeri B kolu olduğu için, B kısmından başladığı için BOA olarak isimlendiriliyor. Pozitif yönlü açı demiş arkadaşlar. Saat yönünün tersi olduğu zaman pozitif yönlü açı, saat yönünde olduğu zaman da negatif yönlü açı oluyor. Bunu lütfen unutmayın. Tekrardan not alın. Yan tarafa baktık. Başlangıç tarafı A kolu olduğu için AOB olarak isimlendirildi. Birim çembere geçelim. Arkadaşlar, trigonometrinin temeli olan birim çember aslında. İsim olarak yarıçapı bir birim olan çembere denir. Koordinat düzlemine yerleştirdiğiniz zaman şekildeki gibi olacak arkadaşlar. Bakın, burası orijin olsun, başlangıç noktası, her taraftan yarıçapının birer birim olduğunu görüyorsunuz. Bu bizim birim çemberimiz. En önemli birim çember denklemi x kare artı y kare eşittir 1 arkadaşlar. Burada x ve y'yi bir noktanın apsisi ve ordinatı olarak düşünebilirsiniz. Yani burada herhangi bir A noktası olsun diyelim. A noktasına ait apsis değeri x, ordinat değeri de y olsun. Bu nokta eğer birim çember üzerinde ise birim çember denklemini sağlar arkadaşlar. Apsisini x kare, x yerine yaz. Ordinatını y yerine yaz. Bu denklemi sağladığını göreceksin. Evet, bununla ilgili bir soru çözelim hemen. A noktasının apsisi 1/2, ordinatı (√3/2)ymiş arkadaşlar. Noktası birim çember üzerinde midir? Hemen bakalım. Eğer birim çember üzerindeyse arkadaşlar, birim çember denklemini sağlayacaktı. X kare artı y kare eşittir 1. Burada yerine yazarak kontrol edelim. 1/2'nin karesi arkadaşlar nedir? 1/4'tür. (√3/2)'nin karesi nedir? 3/4'tür. Topladığınız ne yaptı? 4/4, yani 1. Evet, gerçekten de bakın, sol taraf ve sağ tarafın eşit olduğunu ve x kare artı y kare eşittir 1 denklemini sağladığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu noktanın birim çember üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim bölgeler mevzusuna. Arkadaşlar, koordinat düzlemi 4 bölgeden oluşacak. 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge ve 4. bölge gibi. Burada artı ve eksilerin manası şu. İlk olarak apsis, yani x, daha sonra da ordinat, yani y yazılır. Bunların işaretleri arkadaşlar. 1. bölgede x işareti arkadaşlar sıfırın sağında olduğu için pozitif, y işareti sıfırın yukarısında olduğu için gene pozitif olacak. Aynı mantıkla 2. bölgede x eksi y artı, 3. bölgede her iki değerde negatif, 4. bölgede ise arkadaşlar x değeri artı, y değeri eksi olacak. Bunlara çok 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 dikkat edin. Bölgeler önemli. Soruların içlerinde kullanılıyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Evet, sorumuza bakalım. A noktası 1/2, K. Noktası birim çember üzerinde ve 4. bölgede ise K kaçtır? Arkadaşlar, öncelikle birim çember denklemini sağladığını görelim. 1/2'nin karesi artı k'nın karesi eşittir 1. Arkadaşlar, buradan ne gelecek? 1/4 artı k kare eşittir 1. Yani k kare eşittir 1-1/4, o da 3/4 gelecek. Arkadaşlar, her iki tarafın karekökünü aldığınız zaman k değeri (√3/2) veya k değeri (-√3/2) gelecek, değil mi? İkisinden biri. Şimdi hangisini alacağımıza nasıl karar vereceğiz? Bakın, burada bir anahtar bilgi var. 4. bölgede. Hatırlarsanız 4. bölgede y değeri negatif olacak. Dolayısıyla bizim bulduğumuz değer de y değeri olduğu için negatif olan (-√3/2) alacağız.
Tamam mı arkadaşlar? Bölge burada işareti tespit etmeye yarıyor gerçekten. Evet, gelelim açı ölçü birimlerine. Burası önemli arkadaşlar. Derece ve radyan olmak üzere iki tane açı ölçü birimimiz var. Kısaca tanımlayalım. Bir çember yayının 360'ta birini gören merkez açının ölçüsüne derece denir. Bir çemberde yarıçap uzunluğunda bir yayı gören merkez açının ölçüsüne bir radyan denir. Arkadaşlar burada tanımlara çok takılmayın. Ancak derece ve radyanı birbirine çevirmeye yarayan şu önemli formüle lütfen dikkat edin. Dereceyi radyana, radyanı dereceye çevirirken bu formülü kullanıyoruz. Hemen örneklerimizde görelim. 120 derece kaç radyandır? Formülü kullanırken D yerine yani derece yerine ne yazacağız? 120. 120 bölü 180 eşittir R bölü pi. Sıfırları götürdüm. Sadeleştirme yapalım. Arkadaşlar 6'ya bölelim 2, 6'ya bölelim 3. 2 bölü 3 eşittir R bölü pi. Burada çekmemiz gereken R harfi arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptın. 2 pi eşittir 3R. Her iki tarafı 3'e böldüm. Dolayısıyla R eşittir 2 pi bölü 3 olacak. Demek ki 120 derece 2 pi bölü 3 radyanmış. Devam. 5 pi bölü 6 kaç derecedir? Arkadaşlar burada anahtar kelime pi'nin 180 derece olarak kullanılması gerektiği. Pi yerine 180 yazacaksın arkadaşım. 5 çarpı 180 bölü 6 ne yapıyor? Sadeleştirme yap. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm 30. 5 çarpı 30'dan 5 pi bölü 6'nın 150 derece olduğunu göreceksin. Evet, devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar esas ölçü bulmayla devam edelim. Bir açının 360 dereceden veya 2 pi'den büyük olduğu durumlarda arkadaşlar bunun esas ölçüsünü bulurken bazı kurallarımız olacak. Öncelikle derece olan açılardan başlayalım. Derecenin esas ölçüsünü bulurken açıyı 360'a bölüp kalana bakarız. Yani 360'tan daha büyük bir açı en son 360'ı turladıktan sonra nereye denk geliyor? Onun anlamı aslında bu. 770 derecenin esas ölçüsünü bulunuz. Hemen bölelim. 770 bölü 360 iki defa var arkadaşlar. 720 kaldı 50. Demek ki arkadaşlar 770 derecenin esas ölçüsü neymiş? 50 dereceymiş. Mantık bu. Devam. Negatif açı da olabilir. Dikkat. Eksi 300 derecenin esas ölçüsünü bulunuz. Evet, açı pozitif olana kadar arkadaşlar 360 derecenin katlarını ekleyeceğiz. Amaç pozitif hale getirmek. Eksi 300'ün üzerine ne ekleyebilirsin? 360 ekleyebilirsin. Eklediğinde neye dönüştü? 60 dereceye dönüştü. Zaten bu esas ölçüsü alınmış bir açıdır. 360 dereceden büyük değil. O nedenle eksi 300 derecenin esas ölçüsünü üzerine 360 derece ekleyerek 60 derece olarak bulabilirsiniz. Devam. Gelelim radyanlı ifadelere. Pi'li ifadelerin esas ölçüsü bulunurken pay paydanın iki katına bölünür. Bakalım 15 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü bulunuz. Paydanın iki katı nedir arkadaşlar? Evet, 8'dir. Hemen 15'i 8'e böl. 15 bölü 8. Bir defa var. Kaldı 7. Dolayısıyla bunu 7 pi bölü 4 olarak yazacağım. Tamam mı arkadaşlar? Esas ölçü bulurken paydanın iki katına bölüyoruz. Devam. Burada negatif bir durum var. Sıkıntı yok. Eksi 47 pi bölü 5'in esas ölçüsünü bulun demiş. Aynı mantık. Eksi 47 10'a bölünecek. Paydanın iki katı çünkü. 5 defa var diyeceğim. Çünkü ifadeyi pozitif hale getirmek benim amacım. Aynı derecede olduğu gibi. 5 defa var dedim. Ne yaptı? 50. Eksi 47. 50 üzerine ekledim. Ne etti? 3 etti. Dolayısıyla bu 3 pi bölü 5 olarak adlandırılacak arkadaşlar. Devam. Son bir sorumuz daha kaldı. Eksi 135 pi bölü 7 açısının esas ölçüsünü bulun. Paydanın iki katına böl arkadaşım. Eksi 135'i 14'e böldüğümüzde ne elde edeceğiz arkadaşlar? Bakalım. Şimdi buradan 10 defa var desek 140 olur değil mi? Aynen.
140 eksi 135 ne etti? 5 yaptı. Demek ki bunu 5 pi bölü 7 olarak adlandırabiliriz. Evet arkadaşlar, trigonometrinin ilk giriş videosunu çekmiş olduk. Esas ölçü bulma, ondan sonra bölgeler, ondan sonra ne yaptık başka? Hemen bakalım. Yönlü açı, birim çember. Daha sonra da açı ölçü birimlerinden bahsettik. Bunları lütfen durdurup tekrar edin. Kendinizi tekrardan deneyin. İkinci videomuzda da arkadaşlar kaldığımız yerden sinüs ve kosinüs fonksiyonlarıyla devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve bizi desteklemeye lütfen devam edin. İyi çalışmalar.